Biz aslında kulüplerin desteklediği bir federasyon anlayışı yerine kulüplere destek veren bir federasyon anlayışına dönüşmemiz lazım. Bu nasıl gerçekleşir? Az evvel söylediğim devletten aldığımız parayı kulüplere verelim ne olmaz? O zaman devlet zaten kulüplere parayı verirdi, bize ihtiyaç olmazdı. Bu gene geliyor az evvel dediğim noktaya. Türkiye'de tenisinin spor içerisinde almış olduğu pastadaki büyüklüğünü hep beraber artırmadığımız müddetçe kıt kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalışır. Onun dışında herhangi bir başarıya ulaşma yolunda adım atamayız. Bizim tabii tesisleşme çok önemli ama unutulmaması gereken bir gerçek var. Bizim şu anda Türkiye'de olup da faal olarak kullanılan kort sayısıyla mevcut kortları kıyasladığımızda aşağı yukarı yarısından fazlasının kullanılmadığını görüyoruz. Paydaşlarla beraber belirleyecek olduğumuz ihtiyaç analizlerine göre plan ve programlarımızı belirlemediğimiz müddetçe ne kadar güzel şey yapmaya çalışırsak çalışalım, bunu paydaşlara kabul ettirmekte zorlanacağız. Bunun tek yolu onların da kabul edeceği bir ihtiyaç ve program listesini onlarla yapılan interaktif bir katılımlı bir görüşme, toplantı yoluyla belirleyip en azından genel kabul görmüş bir yapıya kavuşturmamız kaçınılmaz bir sorumluluk. Tenisi kariyer olarak seçmek isteyen sporcuların ve kendisi istemese dahi gelecek vaat edilen sporcuların kariyer planlamasını beraberce yapacak olduğumuz bir mekanizma yaratmamız lazım. Bizim başarılı sporcu anlamında, yakalama anlamında sıkıntımız yok. Aslında yakalıyoruz başarılı olabilecek veya başarılı sporcuları. Ama belli bir süre sonra bunlar ya tenisten kopuyorlar, ya sakatlık, ya hastalık veya başka bir nedenle tenisten ayrılıyorlar. Veya tenis sporu, özellikle turda oynayacaksanız, performans tenisi oynayacaksanız, bir ailenin ekonomik olarak, maddi olarak karşılayabileceği masrafların üzerinde masraf gerektiren bir spor. Dolayısıyla biz 14-16, 12-14-16 yaş grubundaki çocuklarımızın maddi anlamda destekleneceği her yaş grubunda 8 tane çocuğun federasyonumuz tarafından her alandaki ihtiyacının, eğitim ihtiyacı dahil giderilebilecek olduğu bir sponsorlarla işbirliği içerisinde bir mekanizma kurup çocuklarımızın performans tenisine yönlendirilmesi durumunda veya yönlenmesi durumunda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba içerisinde olacağız. Paydaşlarınız açık bir şekilde sizinle iletişim kurabiliyorsa, olgun bir şekilde sizinle iletişim kurabiliyorsa, nitelikli bir şekilde bağ kurduğunuz zaman güveni sağlıyorsunuz. Biz söz vermek yerine söz vermeye gerek kalmadan işlerin otomatik olarak herkesin beklediği şekilde yürütüldüğü bir federasyon yapısı kurmak çabası içerisindeyiz. Saygının olmadığı yerde hakaret oluyor. Sevginin olmadığı yerde de nefret oluyor. Güvenin olmadığı yerde ise ihanet oluyor. Dolayısıyla bu üç unsuru bir şekilde camia olarak kabullenip hepimize saygı duyan, birbirimizi seven ve birbirimize hoşgörü içerisinde yaklaşabilen bir yapı kurmak zorunluluğumuz var. Amacımız da olacak. Hedeflerimiz zaten olacak. Ama amaca giden yolda standart ve ilkeleri olan, paydaşların tamamının güven duyduğu, amaç, ilke ve hedeflerin
paydaşlarla beraber belirlenip uygulamanın da yine paydaşlar aracılığıyla gerçekleştirildiği bir federasyon yapısı kurmak gerektiğini yapmış olduğum gezi sırasında ve bu işten anlayan arkadaşlarla yapmış olduğum görüşmeler neticesinde elde ettik ki bu dediğim şeyler zaten tüm dünyada kurumsal yönetim anlayışlarının olmazsa olmaz ilkeleri. Tabii ki bizim kaynağa ihtiyacımız olacak, personele ihtiyacımız olacak, şu olacak, bu olacak. Benim burada söylediğim şeyler bunlara sahip olsanız dahi olmazsa olmazlarınız. Tabii ki biz bunlar için de özel çaba sarf edeceğiz. Bakanlığımız var, güzel projelerimizi bakanlığımızdan destek alacak. Yeni yeni sponsorlar bulmak suretiyle ki ben orada memnuniyetle sizin bulmuş olduğunuz sponsorluk ki bizim zamanımızda sayı o kadar çok yoktu. Siz daha birilerini de eklemişsiniz, memnuniyet verici bir gelişme. Bunların sayısını artırıp tenisin ülkede sponsorlar tarafından da kitlesel anlamda beğenilen ve tercih edilen bir spor dalı olduğunu ortaya koymamız lazım. Hülasa-i kelam, eskilerin tabiriyle. Ben tenisin içinde olmayanların yöneteceği veya yönettiği bir anlayıştan tenisi tenisçilerle beraber yönetecek, tenisçilerin yöneteceği bir anlayışa geçme zorunluluğu olduğunu düşünüyorum. Ve yönetim kurulumu oluştururken ben tenisi tenisçilerle yönetecek bir yönetim kurulu oluşturdum. Benim yapacağım tek şey onlara abilik. Onlarla anlaşmam o. Hep dert yanıyordunuz. Efendim tenisi tenisçiler yönetmiyor. İşte tenisten anlamayanlar tenisin içindeki bununla ilgili en fazla zılgıtı yiyenlerden birisi tenisin içerisinde olmama rağmen bendim. Boy boy resimlerde PTT Genel Müdürü'nün ne işi var teniste? Boy boy resimlerle işte devletin, hükümetin adamı olarak oraya geldi. Tenisle alakası yok. Ah alın size o zaman fırsat. Tenisi tenisçilerle beraber yönetin. Siz delegelere söyleyeceğim son sözde şu. Eğer tenisi sizin gibi tenisin içinden gelenlerin yönetmesini istiyorsanız ve şu andaki mevcut yönetim anlayışından ve uygulamalarından memnun değilseniz bize oy verin. Yok, bu ana kadar yapılmış olanlardan memnunum diyorsanız ben de size katılayım eski yönetime oy verin diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın. Türkiye Tenis Federasyonu olarak göreve geldiğimiz andan itibaren tenisin birliği, beraberliği ve sürekli gelişimiyle ilgili çalışmakla kendimizi görevli kıldık. Ben bu yola çıkarken Azmi Başkanım'la başladım. Azmi Başkanım Federasyon Başkanı olarak bugün burada bizi onurlandırdı. Azmi Başkanım'dan önce Şadi Toker Başkanımız bugün burada bizi onurlandırdı. Ve benim de başkanlığımı yapan Ayda Başkanım bugün bizi onurlandırmış. Yine Osman Başkanım'la beraber biz federasyon başkanları olarak tenisin o birleştiren güzel dilini bugün 5. olağan genel kurulumuzda yansıtıyoruz. Yine hak olarak görebilecek bir kriterin getirilip sistemin doğru bir şekilde olmasını sağlayacağız. Oyuncular, uluslararası seviyelere ulaşma yolunda rehberlik edecek bir yol haritası oluşturacağız. Bu oyuncularımızın gelişimi için onlara destek olacağız. Performans oyuncularına yönelik ulusal ve bölgesel antrenman desteği sağlanmasını gerçekleştireceğiz. Oyuncu gelişimi programın kademeli olarak etkinleştirilmesi kamp, malzeme ve turnuva desteğiyle gerçekleştireceğiz. Tohum merkezlerimiz ve TTF oyuncu gelişim programlarıyla sporcularımızın desteklenerek kulüplerimizin üst düzey sporcularının yükünü alabilmek adına yaptığımız şeyi daha da güçlendirerek geleceğimiz kamp, malzeme ve turnuva destekleri vereceğiz. Kulüplerimizi de bu anlamda doğru bir şekilde sahiplenerek ortak yürüyebileceğimiz sporcu gelişimi sağlayacağız. Elbette 3. kontrol noktasından artık doğru verim, doğru sonuç alabilmiş sporcularımızı elit sporcu dediğimiz artık Grand Slam'lerde ve olimpiyatlarda bizi temsil edebilecek sporcuların yolu başlıyor ki burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
destekleriyle yürüttüğü program, federasyon olarak olimpik programında hem olimpiyatlarda hem Grand Slam'lerde başarılı olacak sporcuların gelişim döneminde de sporcularımızın yanında olacağız. Tüm bunlara ek olarak federasyon bünyesinde çalışan bağımsız antrenör sayısının arttırılması gerekiyor ki biz şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir, Batman gibi tesislerimizde bu sayıya ulaşıp antrenörlerimizle bütün bölgelere hizmet edebilecek bir yapı kuracağız sporcuları da hizmet etmek için. Ulusal tenis merkezlerine daha geniş kesimlerin erişmesinin sağlamasını sağlayacağız. Kulüpler Ligi'nin sürekli arz edecek biçimde devreye alınmasını sağlayacağız. Mevcut kurullara yenilerin eklenmesini ve çalışma gruplarının oluşturulması olmazsa olmaz. Kurullarımız çok önemli. Fahri çalışan bir ekip bunlar ve tenisin gelişimi anlamında çok büyük katkı sunuluyor. Burada özellikle kurullardan yönetimin üstünde bir danışma kurulu gibi sektörün birçok alanından, kendi alanında uzman, değerli büyüklerimizden bir danışma kurulu kurarak diğer kurullarımızı da gerçekleştirecek, sonuçlandıracağız inşallah. Yerel yönetimleri çok önemsiyoruz. Bugün tenisin tabana yayılmasında yerel yönetimlerimiz, olmazsa olmazlarımız, belediyelerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız, illerde valilerimiz, oralardan gelen sürecin yukarıya doğru geldiğini biliyoruz. Çok önemsiyoruz. Devam ettireceğiz bu. İl temsilciliklerinin etkinliğinin arttırılması, il temsilcilerine artık her zaman söylediğim şey, Türkiye Tenis Federasyonu'nun yönetimini ve başkanlığını temsil ettiği yerde tenisin illerde oynanması, illerde faaliyetlerin yürütülebilmesi adına çok güçlendirilecek bir il temsilcilik sistemi getireceğiz. Burada bu tesislerde İstanbul, Maslak, İstinye, ben İstanbul'u sonradan gördüm. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. Dünyanın, hatta İstanbul'un en güzel yeri Maslak, İstinye'de böyle bir yerimiz var. Doğal olarak da dünyanın en güzel yerine sahibiz. Böyle bir tesisi de yapmak nasip olursa beraber yaşayacağız. Elbette birlikte daha güzel bir geleceğe, Tenis Federasyonu Başkanı adayı olarak ben yapmış olduklarımızın sizler tarafından ibra edildiğini büyük bir şeref, onur duyarak sizlere hizmet edebilmek adına tenisin tüm değerlerini ayrıştırmadan, asla ve asla ötekileştirmeden, bunu bir tenis maçı tadı niteliğinde, bir seçim atmosferinde gerek Osman Başkanım ekibiyle birlikte biz bugüne kadar görevimizi ifa eden federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma önce minnettarlıklarımı arz ederek gelecek dönemde de tenis kültüründe böylesine güzel bir camianın, böylesine güzel bir seçimle sonuçlandırılabilir olmuş olduğunu görmek ve bunu buraya kadar taşıyabilme onurunu bana verdiğiniz için öncelikle size minnettarım ve size taahhüdüm, asla ayrıştırmayacağım. Tenisin bir rekabet branşı olduğunu ama rakibini koruyarak onu yenmek zorunda olduğunuz bir branşı temsil ettiğimiz anlayışıyla bugün gerek Osman Başkanım gerek de ben, bugün evet biz kortta rakibiz ama dışarıda canız, dostuz, arkadaşız. Ekibiyle beraber asla ayrıştırmayacağımızı burada huzurlarınızda tekrar ve tekrar söyleyerek yeni dönemde yaptıklarımıza güven duymuş, genel kurulumuzu onaylamış sizlere, eğer izin onay verirseniz gelecekte de sizlere hizmet edebilmek için emirlerinizdeyim, saygılarımla arz ediyorum. Yani ben zengin spor algısını kırdığımızı düşünüyorum ama gönüllerin zengin olduğu bir branş olduğunu kabul ederim. Siz de biraz öyle desteklemiş olun. Evet, camiamız tenise yakışır bir genel kurul gerçekleştirdi. Ve genel kurulumuzda elbette ki bu bir yarış. Biz bu yarışı hep tenisin dokusunda olan, tenise yakışır, tenisin kort içindeki davranışlarını seçimlere yansıttığımızı gördük.
Bizim en önemli herhalde özelliğimiz bu. Bu rekabet içerisinde rakibimizi koruyarak, onun haklarını da koruyarak onu yenmeye çalıştığımız bir kültürden geliyoruz. Bu bizim için çok anlamlı. Bugün de genel kurulumuzun bize vermiş olduğu, evet çok başa, yani 1/3, 2/3 oranında destekleriyle aynı zamanda büyük sorumluluk yüklediklerini söylemek isterim ki yaptıklarımız güzel olarak algılanmış. Bu yaptıklarımızın yapacağımızı da söylediğimiz için biz bu oyu aldık, bu görevi aldık. O göreve layık olabilmek için daha çok koşmamız, daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerektiğini biliyorum. Mutluyum ama aynı zamanda da büyük bir sorumluluk üstlendiğimi, yeniden bu süreci doğru bir yere götürebilmek için de çok daha çalışmam gerektiğini de biliyorum. Camiaların başkanı olabiliyorsunuz seçimle falan ama camiaların sahiplendiği, sevdiği bir başkan olmak pek kolay bir şey değil. Salonda gördük, konuşmalardaki alkışlardan, coşkudan camianın da çok sevdiği bir başkan olmuşsunuz. Bunun sırrı nedir başkanım? Yani tabii ki insan olmamız, insana önem vermemiz, empati yapabilmemiz, insanlara saygı duymayı, onlarla yer değiştirdiğinde onlar gibi düşünmeyi herhalde önemsiyorum. Spordan geldik, spor kültürünü biliyoruz. Ailem sporcu, eşim milli sporcu, çocuklarım milli sporcular. Biz sporun bize kattığı değerleri bildiğimiz için spora emek veren herkese biz saygı duyuyoruz. Ben başkan değilim. Ben burada hizmet eden bir adamım. Onun için belki onlardan birisi olduğum için seviyorlar. Beni sevdikleri için ben onları daha çok seviyorum. Onu da söyleyebilirim. Vallahi her telefonu açtığımızda ulaşabilir bir başkansınız. Bu gerçekten çok önemli. Biz de aradığımız zaman hiç daha bir kere meşgule düştüğünü görmedik. Hemen başkanımdan sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Şimdi neler bekliyor bizi? Pandemiden çıktık, yavaş yavaş tempo arttı. Şimdi bundan sonra turnuvalarda da yoğunluk artacak, birçok tempo artacak. Teniste neler bekliyor başkanım? Teniste tabii bizim dolu düzgün bir tempomuz var. Her hafta hem ulusal hem uluslararası turnuvalarımız var. Uluslararası'nda yarışan sporcularımız var. Bu sporcularımızın başarıları için daha çok çalışacağız. Hedefimiz sporcularımızı en üst düzeyde yarışır, orada başarır olmasını sağlamak. Öyleyse bizim altyapıda daha büyük bir çalışmayla onlara destek vermemiz gerekiyor. Ödevlerimiz çok. Genel kurulda çok söz verdik. Yapabileceğimiz şeyleri söyledik. Yapabilmemiz gerekiyor. Onun için çok çalışacağız. O konuda hiç şüphemiz yok başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha geniş zamanlarda daha uzun teniz konuşalım. Sayın başkanım, sayın genel kurul üyelerimiz, sevgili tenis severler, değerli arkadaşlarım, az önce sonuçlanan 5. olağan genel kurulumuzda bizi bir kez daha göreve layık gördünüz. Bizi bir kez daha bu sorumluluğu yapabilecek yeterliliği bize verdiniz. Bu açıdan minnettarım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, tabii biz yaptıklarımızın sonucunu siz değerli genel kurulumuzun teveccühleriyle aldık. Bu sorumluluk bize çok büyük bir görev verdiğini, bugün burada sonuçlanmış seçimle beraber yarından itibaren daha çok çalışmamız gerektiğini, geçmiş dönemde yaptığımız, her gün yeni bir rekor kırdığımız süreci devam ettirebilmek zorunda olduğumuzu bilerek, ben geçmiş dönemde birlikte çalıştığım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber geçmişte bugüne kadar yaptığımız her şey çok güzeldi, ilkleri başardık. Bugün bu dolayısıyla eski yönetime minnettarlığımı, onlara ülke tenisine hizmet ettiklerinde benimle birlikte çalıştıkları için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum, minnettarım. Elbette yeni yönetim bir önceki yönetimimizin eksikliklerini tamamlayan veya daha da güçlendirdiğimiz bir yönetimle bahsettiğimiz, hedeflediğimiz görevi yeniden en üst noktaya, en üst noktada bayrak teslimini yarış olarak da düşünebildiğimiz bir görevle yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da
Bana inandıkları için, benimle birlikte bu yarışa girdikleri için hem teşekkür ediyorum hem de kendilerine bundan sonraki süreçte benimle birlikte çok hızlı koşuyoruz. Eskiler bilir, yeni arkadaşlarım da buna inansın. Çok hızlı ilerliyoruz, çok hızlı yükseliyoruz. Dünyada iyi bilinen bir ülke olduk teniste. Onun için onlara da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Minnettarım. Tabii ki siz değerli genel kurul üyesi arkadaşlarıma, biz bugün burada size kendimizi hesap verme noktasında görürken, aynı zamanda gerçekten kahramanlarımız, Türkiye Tenis Federasyonu çalışanlarımız, olmazsa olmazlarımız benim arkadaşlarım, kardeşlerim, bu başarıda en büyük pay sahibidirler. Onlara da ayrıca bir teşekkür ediyorum. Taahhüdümüz odur ki, Türkiye'de tenisin her noktada, herkes tarafından, her yerde, her zaman oynanabilmesi adına bölge ayrımı, il ayrımı yapmaksızın geride olan illerimizi daha çok destek vererek Türkiye'yi ortalama bir tenis, aynı dili, aynı tekniği, aynı başarıyı zorlayabilecek gençlerimizle, çocuklarımızla turnuva ortalamasını, başarı ortalamasını yakalayana kadar çalışacağız. Bu da bizim görevimizdir. Size minnettarım, saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun.